Selam arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum size. Bugün bahçemizin budama işlemi gerçekleşiyor. Meyve ağaçlarımızın budaması yapılacak. Budamacı bir abimiz geldi. Cihan Usta. Kendisi armut uygulaması üzerinde bulduk. Şekil budaması ve meyve budaması adı altında budama yapıyor. Başladık şimdi. Örneğin buradaki kayısı ağacımızın budaması yapıldı. Budama yapılan yerler bittikten sonra uçlarına macun çekiliyor. Oradan çürümeyi engellemesi için. Bu hem şekil hem de meyve budaması yapıldı. Budama yapılmış dallarımızla buralara yamış olduk. Şimdi budama nasıl olur? İşin ustasından öğreneceğiz. Bu da kaysa. Buradaki kiraz ağacımız. Şu yuvarlak olan kısımlar meyve gözleriymiş. Şu düz olanlar ise düz sivri olarak yaprak uçlarıymış diye öğrendik. İlk budamamız bu yıl. Evet Cihan Usta, hoş evet, geldin öncelikle. Sağ olasın, teşekkürler. Bize çok kısaca bir budama ağacının nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi vermeni rica ediyoruz. Ağaçlarımız şöyle, bebek diyeceğimiz cinsten daha 3 yaşındalar. Ağaçların güneş alması, ondan sonra sağlıklı gelişimini sürdürebilmek için obur diye belirlediğimiz dalları, dik giden sivri dalların alımı, üst üste binen dalların alımı, artı ağaçların bitkinin güneş alması ve iki tane dalın birbirine temas eden dalların ayrılması, şekillendirmesi, hem ağacın şekillendirmesini hem de uygun meyve gözü ve sürgün gözlerinin bırakılarak meyveye yatırılması olarak uygun zamanda uygun yerinden alarak yapmaya çalışıyoruz. Cihan Usta, hangi zamanda yapılması gerekiyor bu uygulamanın? Şimdi şöyle, genel olarak biz şu anda İzmit bölgesindeyiz. İzmit, Kocaeli bölgesindeyiz. Kasım 15 ve Mart 15 gibi bir takvim var. Bu da şöyledir. Cemrelerle beraber havaların ısınması, toprağın ısınması, suyun ısınmasıyla beraber, bugün de 3. cemrenin toprağa düşmesiyle beraber şu an için uygundur yani. Bundan sonra bitkilerin canlanması, gövdelerine suyun yürümesi için uygun zaman şu an yapılabilir. Yani 5 Mart itibarıyla biz yapıyoruz. Şimdi bir tane ağaçlı uygulama gösterelim o zaman. Senden ricam. Vişne ağacı bu. Bu vişne ağacı. Daha önce bir kesimler olmuş bunda. Şimdi şurada iç dallarda bu dal tamamen kuru. Kuru dalı tamamen dibinden alıyoruz. Önceliğimiz bizim ağacın kuru dallarını temizlemek. Kuru dalları temizledikten sonra üst üste binen dalları açmak. Alalım. İçe doğru giden dalları almak. Şu an ortadaki küçük olanları aldın galiba. Evet, küçükleri aldık. Üst üste gelen dalları da alıyoruz. Ağacı bir açıp ağacın formunu vermeye çalışacağız. Önceliğimiz kuru dalları almak. Ağacın kuru dallarını, canlı dalları bırakıp bu canlı dalları da ağacın gelişimi için şekil vermek için yönlendireceğiz. Şimdi ilk gidenlerden biraz kısaltarak tepelerini vuracağız. Burada da dışa bakan gözlerden kesimimizi yapalım ki oradan tekrar taçlansın. Bunları da uçlarından alalım.
ağacın üzerindeki fazla yükü almış oluyoruz yani. Besin ihtiyacını, su ihtiyacını fazladan çekmesin. Yani ağacımız bu şekilde bu sene uygundur. Önümüzdeki sene tekrar tabii fazla dalları, alınması gereken dalları tekrar her sene bir şimdi bu göreceğiz. Kesilen bölgelere şöyle bir malzeme kullanılıyor. Likit su yalıtım malzemesi adı altında. O da şöyledir. Buradan güneşte çatlamasın, yağmurda su girmesin, kurt girmesin diye yara yerlerini kaparsak ağaç için faydalı olur. Onu da şöyle anlatabiliriz. Nasıl bizim elimiz bir yaralandığı zaman bir yara bandı, pansuman yaparız. Yağmur olmadığı sürece 5-6 saat içinde kendini kurur. Burada kalır. Kesilen bölgelere... Su bazlı bir yapı, malzeme ağaca bir zararı yok yani. Bunu temin etmek için de herhangi bir nalbura gidilirse su tut, su yalıtım malzemesi dediğiniz zaman her yerde var yani. Çok teşekkür ederim abi. Biz devam edelim o zaman. İnşallah. Sağ olun. Açacağız buradan. Bu alttaki saçak gibilerini kesmedik. Hangi abi? Şu alt taraftaki.
yüksek taşlandırmışlar. Tizli, tizli diye geçer yani. Tizli bir ağacımız var. Tizli demek alt çıplak demek. Tizli. Tiz, evet. Yani der ki yani bir gül aldım der, tizli gül der. Ya dersin tizli der. Bu işte altı çıplak demek yani. Çıplak altı boş demek. Bir şey doğru. Teşekkür ederim. Bu ağacımız da tamam bu kadar. Çiçekler yetişmiş değil mi? Baharda. Bu geçen sene kurumuş, kurtlanmış bir ağacımızdı. Şimdi bunun budaması bitti. İçini açtık, şekillendirdik. Bu seneki gelişimi için artık bekleyeceğiz. Havaların ısınmasıyla ağacın canlanmasını bekleyeceğiz. Yani burada yaptığımız en büyük şey şu orta alanın açıp güneş almasını, rüzgarda bir ağacın bir tarafından rüzgar girip öbür tarafından çıkmasını da sağlamış olduk. Seyrelttik ağacı. Orta yılan şeyle oraya kadar gitti. Bu da yine aynı cinsiydi herhalde. Evet, aynısından. İkisiydi zaten. Hastalık tutup da yani kurtlanmasını şey yapan buydu. Kurtlan kesin yapılmış. Kesin yapılan yerden geri doğru burası kuruma. Kuruma yapmış. O macun kullanmadığımızdan kaynaklandı. Macundan ziyade buradan sürgüne atlamış bu dallar. Kurumuş yani. Önceliğimiz ağaçlarda kuruları temizlemek. Kuruları temizledikten sonra üst üste binen dalları almak, ilk gidenlerin boyunu kısaltıp çatallandırmayı sağlamak. Bırakalım. Kuruları bir temizleyelim. Ben biraz sıkıntı gövdesini de bunu da çekelim. Bir şey gelmiş zaten. Bazı şeyde ağacın gelişimi daha ön planda olduğu için toplama ya, kalsın güzel kalsın tarlada, bırak toplama. Toplama oğlum, günah. Orada şeyler, o kurtlar onun suyunu bitirmiş, ağacı kurutmuş yani. Çok güzel bir meyvesi var, siyah. Serçe parmak büyüklüğünde şey veriyor, meyve veriyor. Dutlar değil mi? Evet, siyah dut veriyor. Birisi beyaz, birisi siyah. Buydu, beyaz olan bu. Alacağız bir defa.
kadroları aldığımız zaman ağaç az çok kendini şey yapıyor. Olduğu yerlerde taban suyunun çok su olduğu için nemden dolayı yosunlanma yapıyor ağaç. Her ağaçta da yok. Yukarıda bir armutta gördük. Evet. Burada dutlarda gördük. Bunun tabii ilaçları var, yosun önleyici falan ama genel olarak toprağı çok nemli kaldığı için. Bu da şöyle olur. Gölgede kalır. Güneş alamaz. O şekilde de yosunlanma yapar. Bahçede çimlerde çok görürüz mesela. Gölge alanlardaki çimler hep yosunlanma yapar böyle. Güneş alanlar güzel çim olur. Ya bu nemle alakalı bir nemle şey o zaman. Alakalı, evet. Tamamıyla nemle alakalı. Nemle alakalı. Belki bunun dibindeki damlamayı iki sulamada bir tanesini kaldırırız. Durdururuz. Yani durdururuz yani. O şekilde bir yol izlenebilir yani. Onların şekillerine bakacağız. Şuradan alacağız. Üstteki kaldı, bir de uçları kaldı. Buralardan alalım. Buralardan çatallayalım. Yani bu dalın bize 3 metre yukarı çıkmasında bir şey yok. Yani verim vermedikten sonra ağacı beslemedikten sonra obur dal diye hitap ettiğimiz ağacın suyunu hemen dallar bunlar. Ve burada kesim yaparken şu gözün ortasından kesersek burada bir tırnak kalıyor. O tırnak geri doğru kuruma yapıyor. Gözün bir santim üzerinde. Buradaki yüksek oldu makasla. Uygun yerinden alalım bunu ki. Onu tekrar söyler misin abi göstererek? Yani, şu göz, gözden bir santim. İlla ki profesyonel meyve budamacısı olmanıza gerek yok. Bahçede neyimiz var? Gülümüz var. Gülleri, şunlara göz diyoruz. Gözlerin şunu şu ortadan kestiğimiz zaman burada bir tırnaklı bir seviye kalıyor. Şurada gösterelim. Şuradan kestik. Bu yanlış. Gözün bir santim üzerinden. Dışa bakan gözün bir santim üzerinden. Doğru kesim bu. Burada bıraktığımız bu tırnak buradan hiçbir şey olmayacak. Bu geri doğru kuruyacak göze kadar. Bu da bir ayrıntı yani. İşin ayrıntısı. Şimdi bu orta alanda kalan bir kurular var. Bu kuruları bir temizleyeceğiz. Gidenlere alıyoruz. Kuruyu alıyoruz. Dışa bakan gözlerini aldık. Şunu da alıyoruz. O ikisini. Bu ağacımız da böyle. Gelişimine bırakacağız abi. Cevizler aşılı ceviz mi? Kurudu onlar. Cevizler kurudu. Kuruduktan sonra kendiliğinden tekrar çıktı. Şimdi burada liderli dediğimiz lider bu. Şimdi burada altta birinci kat olur, arada boşluk olur, ikinci kat olur, üçüncü kat olur. Bu lider, burada en büyük çevrede yapılan yanlışlar. Bu lideri kesiyor, bunu elma ağacı gibi yapıyor. Orada yanlış işte. Bu yüksek olacak. Burada ne yapacağız? Şimdi bu liderin 3'te 2'lik bölümünü kesiyor. Buradan tekrar taşlansa. Bir tanesini lider bırakacağız, bir tanesini de kat yapacağız burada. Mesela biraz zamanla olacak. Şimdi de şey yerlerini sürelim. Thank you.
baba. Bu da son hali. Zaten kıymak gerekiyor işte ya dallara. Bizim muşmulamız evet. İyi veriyor. İyi veriyor. Şimdi bazılarını... Bunu bağlayacağız geriye doğru. Bazılarını kısaltacağız, çatallandıracağız. Bazılarını uzun bırakacağız. Bu tarafa geldi bu. Bunları ayrı ayrı bağlamak daha şey olur aslında. Şimdi ben oraya bir tane bir şey kazık getireceğim. Bu yıllık kazık. Hepsini böyle bir değil de. Da ayrı ayrı mı yapmam yani gerekiyor? Daha iyi olur yani, daha iyi olur. Şunu şöyle çekersin, bunu böyle çekersin. Şunu da şöyle ayrı çekersin. Şimdi bunları burada kestik ya. Bunlar çatallanacak. Seneye de bunları keseceğiz. Anladım. Ağacı alt altmış olacak. Bir anda hepsini kesmiyor. Yine bir şekillendirme olmuş oluyor ya. Bunu buralardan meyveyi yiyelim yani bu sene. Meyvelerini görelim hepsi. Gözler var ya. Oburlar kesilecek. Bunlar dal. Yani obur dal dediğimiz dallar. Ya şöyle bizim eğri büğrü beğenmediğimiz dallar var ya bunlar. Bunlar meyve işte. Ha yukarıda bahsettiği şey bu yani. Eğri büğrü şunlar var ya. Evet. Eğri büğrü ya kötü dallar. Aslında bizim işimizi görmeyen düz olanlar. İşimizi görmeyen düz olan obur dallar. Ağacın vitaminini yemiyor, suyunu yemiyor, bize bir fayda sağlamıyor. Şimdi, tamam, bunların uçlarından almayacağız. Onlardan meyve yiyeceğiz. Bunlar çatallandığı zaman bunlar yükselecek, bunlar alçaltacak. Bunu ellemiyorum, bu kadar. Bu da yine aynı herhalde. Evet, o da muşmula. O da güzel meyvesini veriyor. Bunun içini biraz açacağız. Çok kirli. Gelişiyor. Derin budamaya da uygun. Biz burada eriğimizin içini bir açacağız ilk önce. İnşallah. Ağaç içinde güzel olacak. Yani düzgün yapılan budama ağaca faydalıdır. Bazı insan dallar gidiyor.
Sivri olarak gördüklerimiz sürgün gözü. Yuvarlak olarak gördüklerimiz de çiçek gözü. O kadar çok çiçek gözü var ki her çiçek gözü meyveye tutmayabiliyor. Hava şartları etken, her şey etken olabilir yani orada. Şimdi bu kurumuş incirimiz vardı. 3 adet vardı. İlk önce kurumuş bölgeyi temizledi. Sonra aralarında seyretmeye geçip. Şimdi bunların meyve tutumu nasıl olacak? Aşılı yerin altından mı kurudu? Ne olacak onu da bakacağız yani. Bunlar aşılanabilir. Kesilecek. İyi bir incirden. Buna incir konulacak. İster beyaz ister kırmızı. Onu da 2 tane bıraktık. Bunu da 3 tane bıraktık. Ama bu gibi gözüküyor. Gelişimine göre. Ya bir şey olur kırılır mırılır. Dalımız olsun yani. Kuru yerlerine, kesilen yerlere macun sürüyoruz. Nasıl çatlamış böyle bu ya? İçi boyamıştı ya. Tabii en büyük ağaçlarımız incirdi bizim burada. Evet. Ama yanlış budamadan dolayı. Şuna vermeyeyim. O bu yıl. Pek sağlıklı değil. Bunu hep körelteceğiz buradan. Yani yandan küçük çıkıyor. Bu gövde zaten yaralı. Bunu besleyemez. Beslese de ileride kırılır buradan bu. Bu 3 taneden bir tanesi bizim liderimiz olacak ama bu sene böyle kalacak. Yaklaşık 1 metre boylanda. Hı hı. Bir tanesini tercih edeceğiz. Atıyorum bu diyeceğiz ya da bu diyeceğiz. Diğerlerini körelteceğiz. Tepesini vuracağız. Çatallandıracağız inşallah. Bunlar da bu şekilde. Şimdi Cihan Usta, bizim bu ağaç oturduğumuz evde şehirdeydi. Bunu köküyle beraber kaldırdık. Yarıdan kesilip nakliye olsun diye buraya getirdik. Hı hı. Geçen sene sadece ve sadece 2 tane aldık. Ama normalde bunun meyvesi çok iri bir eriktir. Burada, siyah erik olarak geçiyor. Buradaki şeyimiz ağacı yaşatmak. Ağacı yaşatmak. Nakl olmuş. Ağaç tutmuş. Gövde de seyreltme yapacağız biraz. O şekilde bırakacağız. Bundan meyve gözü var mı şu an gördüğün? Var olmaz mı? Var mı? Tombuk olanlar meyve gözü. Ya bu yıl o zaman meyvesini verecek. Evet. Geçen sene hiç çiçek dahi açmadı. Geçen sene mi nakli oldu? Evet, geçen sene nakli oldu. Tabii. Ondan önceki sene nakli oldu. Geçen sene değil, ondan önceki. Yok, ondan önceki sene nakli oldu. Doğru. Şimdi bir söküm yapan ağaç 2 yıl geriye gider. Kökler kesiliyor. Hı hı. Ondan sonra o sene oraya tutunuyor. İkinci sene toprağa kökler çepeçevre sarmaya başlıyor ki üste şey versin. Meyve versin, dal versin, sürgün versin. Bu yaklaşık 5 metre boyunda bir ağaçtı. Yani evet. Buradaki şeyimiz ağaç. Önceliği ağacı yaşatmak yani. Kurularını temizlemek. Şimdi biraz şey yapmak. Bir yaralı yer var da. Tırnak dedim ya bak, geniş bırakılmış. Buradan bu çürüyecek, ağacı da çürütecek. Ağaca sıfır kesip buraları macunlayacağız işte. Ya, tırnak bırakmıyoruz ağaçta. Şimdi abi, şunu şuradan bir vuracağız. Şunların oburlarını alacağız. Bu yamuk yumuk olanlar meyve, ya, anladım. Meyve, çiçek. Şimdi oradan çatallandırayım. Seyrelterek gideceğiz. Hadi gideceğiz. Şuradan zaten şu obur belli yukarı dik giden. Onu alıyoruz. Bu araya giriyor. Şu
Şurada bir tırnak var. Şunu kesilmesi lazım ama onu kesersek bunlar zedelenecek. Elleyemeyeceğiz onu. Bakın burada bir obur dediğimiz. Obur dediğimiz ama bu burada bir tane genç sürgün çıkıyor. Bunu buradan feda edeceğiz. Bunu yönlendireceğiz oraya. Şimdi bunu buradan vurup buradan tekrar taşlandırmaktansa yanındaki ince olanı bırakıp o boşluğu onun tamamlamasını sağlayacağız. Hatta bu bile alınacak. Niye dersek burada bu var. Burası bu var. Alınacak bu lan. Altındaki onu tamamlasın. Burada gelirsek şunu alacağız. Bu bunun üstüne geliyor. Bunu alıyoruz. Boşluğu tamamlıyor zaten kendisi. Şimdi buradaki durumumuz buradan bir yaralı ama yine de bu sene kalsın. Bir görelim gelişmini. Ağaç nakli olmuş. Yerine uyum sağlamış ama bu ağaç da tabii gövdeden bir zamanında bir yara almış. Bu taraftan bakarsa yani burada yapılan en büyük şey ot biçme motorlarıyla buraları biçilirken buraya bir misine vuruyor. Burayı bir zedeliyor ama bak ağacın kapattığı yarayı görüyor musun? Buraya kadar kapatmış. Bu da buradan gelmiş. Bu zamanla burayı tamamen saracak. Bu boşluk kapanacak inşallah. Erik ağaçları sağlam oluyor, dayanıklı oluyor. Fazla yapacağımız daha başka da bir şey. Şunu da aldık mı? Bu sene köklerin daha iyi toprağa tutunması, üzerindeki mevcut dallarında daha iyi olmasını bekleyeceğiz inşallah.